Arkadaşlar hepinize merhabalar. Şu an sabah olduğu için fazla bağırarak konuşamıyorum. Şu an Tebriz'deyim. Tebriz'in tam göbeğinde. Şu an hostelden çıktım. Dün gece geldim. Biraz yorgunluğum ondan dolayı dışarı çıkamadım. Bugüne bıraktım her şeyi. Şimdi Tebriz'e geldim. Tebriz'de büyük çarşı var. Çarşıya gideceğiz. Bu tarihi pazarlar oluyor ya. Bu işte meşhur ilan halların olduğu bölgeye oraya gidip Sacit diye bir arkadaşım var. Dün akşam hostelde muhabbet ederken onlarla tanıştım. Bu akşam buluşacağız onunla. Bir de biraz sonra onların yanına gideceğim. Video çekmeye gideceğim. Merak ettiklerimi falan halı konusunda hepsini ona soracağım. Bir de gözüme takılan bazı şeyler size göstereceğim. Şimdilik görüşürüz. Burası da pazarın girişi arkadaşlar. Valla bir tane pazara geldim. Umarım doğru pazara geldim. Bu kilo kilo. Ha, kilo. Ha, bunu böyle saklıyorsunuz. Heft. Heft tümen. Yani arkadaşlar bizim parayla 3,5 lira falan denk geliyor. Şöyle. 7 bin tümen. He. Türk lirasıyla 3,5 lira. Aynen arkadaşlar. Limonun kilosu 3,5 lira. Hacı domates. O da var zaten. Dozda. Davazda. 12 yani. 12. Arkadaşlar domatesin kilosu da 6'ymış. Böyle bir yer. Hacı kolay gelsin. Bence fiyatlar uygun. Türkiye sebzelerde inanılmaz derece böyle uygunluk var. Adam 12 bin dedi mesela. Onların şeyi vardı. Arkadaşlar şöyle bir şey var. İran'a gelmeden önce en iyi VPN'i indirmeniz gerekiyor. Hatta para bile vermeniz gerekiyor. Ben olsam ben verdim zaten, siz de verin VPN için. Burada o kadar böyle lazım ki yani size anlatamam. Hele böyle ya düşün yani WhatsApp'a bile giremiyorsunuz. Dün hiçbir şekilde isteyen ondan sonra sosyal medya ağlar falan hiçbir şekilde umurumda değildim. Sadece ailem beni merak ettir diye VPN araştırdım arasında en son bir tane buldum. O da şey için. Sadece WhatsApp için ailemle, yani ailem beni merak etmesin diye öyle bir tane buldum. Şu anlık yani sosyal medya konusunda bir şeyler atamayacağım zaten de. Özellikle Instagram üzerine. Çünkü orada çok aktifim. Yani bilmiyorum, bu VPN olayını kesinlikle çözmeleri gerekir. Ne işin yaptıklarını da bilmiyorum. Yani bu basbaya insan şey oluyor ya böyle. Ne diyeyim ya? Valla bilemiyorum işte, siz ne diyorsunuz diyeyim. Ya baya sıkıntı burada. Kendi milleti bile giremiyor. Onlar da VPN'e para veriyor. Öyle giriyorlar. Baya sıkıntı. O pazar burada arkadaşlar. Burada her şey satıyorlar. Çaylar falan var, baharat çeşitleri. Ondan sonra burada bakliyatlar falan var. Şimdi burada çaya bazı şeyler atıyorlar. Onu ben göstermek istiyorum. Şu an göremiyorum. Nerede o? İran pirincinin meşhur olduğunu biliyor muydunuz? Bilmiyorsanız öğrenmiş oldunuz. O şey bulamadım. Bu nibat diyorlar burada galiba. Doğru. Abi çekebilir miyim? Evet. Çekebilir mi videom? Abi selamun aleyküm. Bu ne? Nebat. Çayın içine atıyorlar. Hı. Sadece çayın yanında. Hı. Bu şeker yerine mi kullanıyorlar? Hı. Arkadaşlar söylediğim şey buydu. Nebat. Nebat diyorlar nebat, şöyle. Nebat. Bu da başka bir türü. Bunlarda da işte kilo kilo çay satıyorlar. Bunlar, bu da onların kıtlama şekeri. Şeker. 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 Bu çay, bu da çayın yanında mı yoksa yiyorlar mı? Bunu da çayın yanında yiyorlar arkadaşlar. Şöyle başka bir şey var mı? Abi teşekkür ediyorum. So they would just be one of one. And the rest are like old carpets. 60, 70, 100, 150 years old. Really? Yeah. That one is like... En eski halı. Dünyada mı? Yo burada. Bu dükkanda mesela. Bu dükkanda 200 yıllık, 250 yıllık. Şu an var mı? Şu an burada değil. Şu an ev saklıyorsunuz. Evet. Mücevher gibi değil mi? Evet, onu yani... Nasıl diyorsunuz?
iyi saklaman gerekiyor. Anladım. Yoksa bozulma ihtimali falan mı? Bozulabilir. Peki nasıl saklıyorsunuz onları? Bunları yani plastik falan arasında saklıyoruz. Çok ısı olmasın. Isı olursa yani şeyler var. Mir diyoruz. Biz buna yiyor şeyleri. Yünleri falan yiyor. Karpet halı bozuluyor. O yüzden evde saklıyoruz. Anladım. Peki bu dükkanda var mı eski bir şey? Şu mesela eski. Şu. Evet şu 120 yıllık. Falan. 120 yıllık. Şunu bir kız kendi cihazına yapmış. Hı hı. Kendi yani o erkek buna şey gelirken nasıl söylüyorsunuz? Elçi diyorsunuz. Evlenmek isterse. Evet. Buna gösteriyorlar. Kızın ne kadar becerikli olduğunu. Becerikli olduğunu, artistik olduğunu gösteriyor. Anladım, anladım. Böyle bir şeyler az bulunuyor. Bir de böyle yani becerikli bir şey çok daha az. Yani bundan sadece biz bir tane gördük. Peki bunun fiyatı ne kadar? Onun fiyatı 2000 dolar. 2000 dolar. Ya bizim parayla da 2000 dolar 50 milyara yakın bir şey. 50 bin TL. Peki daha pahalı bir şey var mı burada? Oluyor daha pahalılar. Yani böyle bir 10 binlik, 15 binlik bir şey var mı? Olabilir. Arkadaşlar şu white 1 metre, 1,5 metre var mı? 1,5 metre, 2 metre. 2 metrelik şey 50 bin TL. Yani bizim parayla belki çok fazla olabilir ama gerçi normalde pahalı. Ama hiç bozulmuyor değil mi? Bozulmamış bir de yani. Bunun şeyi var, anısı falan var. Ondan dolayı pahalı. Ya bu anlamı var, bunun tarihi var. Bunun içerisinde arta ne diyorsunuz? Art. Sanat. Sanatı var içerisinde. Böyle bir şeyler de çok az oluyor, çok nadir bir şey. Anladım. Kendi hayal gücüyle bunu yapmış değil mi? Hayal gücüyle sadece. Bunlar iki şey oluyor. Üç tane şeyden yapıyorlar bunları. Yani bir tane eski analarının yaptıklarına bakıyorlar. Anladım. O hallarda ne olursa bunu da ekliyorlar. Bu motifler falan değil mi? Motifleri falan. Oraya geçiriyorlar. Buraya geçiriyorlar. Bazen etraflarında ne görseler onları oraya ekliyorlar. Yani bizim yaşadığımız yerde bunlar var. Bir de ki kendi hayallerinde ne olursa onları... Hayal gücüyle bir de yapıyorlar. Hayal gücüyle yapıyorlar. Bunlarda hiç şey yok. Yapım, ona bakıp üzerinden yapma bir şey yok. Peki şu an nasıl yapılıyor bu şeyler? Halılar? Şu an bunlar da bir kağıt oluyor. Bunun üzerinde söylüyor. Nerede hangi rengi kullanacaksın? Ona bakarak mı yapıyorlar? Ona bakarak. Ya bir nevi kopya çekiyorlar değil mi? Kopya çekiyorlar. Ama hiçbir şekilde makine falan değmiyor. Makine değil. Sadece elle. Elle. Çok serin. Burası da halı sergileme alanı arkadaşlar. Bir de yapıyorlar galiba burada. Yani küçük kürtüşleri falan burada bitiriyorlar. Şurada şöyle halılar falan var. Şurada da var. Şöyle. Ev için alacaklar herhalde. Şu an abi satış pazarlamasını yapıyor. Çok fazla çalıştıkları için yani el işiyle olduğu için çok fazla yani para istiyorlar. O da normal yani. Düşün yani. Say şuna bir ay falan, bir buçuk ay, belki iki aydır onun üstünde çalışıyorlar. Çok pahalı. Bizim arkadaşlar onu yapacağım. Tam fiyatları orada öğreneceğiz. Şu abi de halayı devam ettiriyor. Şöyle bir alan. Burada da var halılar. Burada sergiliyorlar işte. İçeride de var.
Özellikle yabancı insanlar halı alıyor. Şu deriden yapalım mesela. Deri ipek. Çok sert bak. Abi selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Bir fiyat sorabilir miyim? Video çekeceğim. Mükemmel değil mi ya? Şöyle bir pazar yer arkadaşlar. Burası sadece halılar için. Bir de tablo falan var. Tablo yapıyorlar. İşte o da ipekten yapıyorlar. Baya baya turistler de geliyor. Bu yıl ama çok fazla gelmemiş. Yani bu koronadan sonra turistlerin sayısı baya baya azalmış burada. Ama son zamanlarda biraz daha böyle bir hareketleme var. Abi halı fiyatını sorabilir miyim? Ne kadar? Kaç dolar? Dolar. Hangisi? Hepsi farklı mı? Abi, evet. Hepsi farklı. Mesela bu ne kadar? Bu 4200 dolar. 4200 dolar arkadaşlar şu halı. Bu sadece bir şey. Bu en pahalısı değil, değil mi? Bu 6 metre. 6 metre. Hepsi elden. Hepsi elden yapılı. Bu mesela kaç ayda bitiriyorlar? 2 metreden 3 metre. Yok, kaç ayda bitiriyorlar? Ay, mont. 10 ay. 10 ayda. Yaklaşık bir sene. Ben. Arkadaşlar 4200 dolar. Yani iyi para varmış ha. bir sene içerisinde işte 10 ay içerisinde şöyle bir halı yapıyorlar. 6 metreymiş. Şöyle galiba bütün şeyi 6 metreymiş. %70'lik mi? Efendim? %70'lik. Hey, %70'i ipek. Bu halı da çok güzel. 4200 dolar siz olsanız verir miydiniz? Bir halı için ama şöyle baksana da ya. Bir tane daha geldi. Bu ne kadar abi? Bu böyle halı oluyor. Aynı. Bu da 4200 dolar. Bunun düğünü aldı. Peki düğümü hazırlıyor. Kaç metre? 9 metre. Hepsi 9 metre. $4200 dolar. Bizim parayla ne kadar ediyor? Ben matematik diyorum. 52. Bu da 8000 dolar. Bu 8000 dolar. Arkadaşlar bu da 8000 dolarmış. Bu 10.000 dolar. Çıtayı yükseltiyorsun abi vallahi. 10.000 dolar yani bizim parayla ne kadar ediyor? Arkadaş yaklaşık 130.000 TL. Bir halı için verir miydiniz? Çay şöyle çay söyledim arkadaşlar. Şöyle bizim küp şeker vardı ya. Onlar böyle poşete zımbalıyorlar şöyle. Şöyle mekan da böyle. Değişik. Kimleri buldum? Gezmeye mi geldiniz? Türkiye biliyor musun? Yes. Türkiye değil mi ya? Öyle. Buralısınız. Buralı. Tahran. Ha Beyer. Abi Türkiye biliyor musunuz? Sacat geldi. He. Sacat geldi senden. He. Sacat. Yok daha görmedim. Daha görmedim. Siz gördünüz mü? Dedi geleceğim pazara. He tamam zaten biz beraber normalde görüşecek. Ben dedim onlardan önce çıkayım. Hava serindi zaten. Dedim beraber Sacit'in yanına gideriz. Sacit dedi geleceğim pazara. He onu mu bekliyorsunuz? He tamam. Beraber gidelim mi? Öyle buradayız biz. Yaxşı, yığmışı burada Hamzan Cihin ora qabağı kəsibdi. Bayaqdan zəni vurum, geyim bir azaltdı ki. Geçsin, soruşsun, desin ha, maradan mı asın, dövdü, altısın, neçədi. Ondan sonra mən mənim mağmurum. Bəzə nəxşədi ya, qədəmdir.
Kapıncımı geldin. Geldin. Arkadaşlar kaç? Yaklaşık 50 tane bileklik aldık. Özel yapım. Öyle değil mi? Özel yapım. Öyle. Özel yapım abilerden alacağız. Almak isteyen olursa yorum yazabilir. İran'dan getireceğiz onları. Şimdi yaklaşık 2 gün çalışacağız değil mi? Abi 2 gün. Aynen. İnşallah hazır olur. İnşallah 2 gün sonra hazır olacak. Yani baya baya zahmetli işmiş. Ben hazır olduklarını düşünüyordum ama öyle değilmiş. Bildiğin halının parçasını alacağız. Öyle kesecekler. Bilekik haline getirecekler. Ondan sonra biliyor musun güzel modeller falan çıkacak. Abi güzellerin değil mi güzel? Güzel olacak. Güzel olacak. Daha önce yaptınız mı? İlk kez olacak. İlk kez oluyor ama. Aynen. Tutarsa gene şey yapacağız. Güzellerin yapacağı şlyap abi. İnşallah güzel olacak değil mi? İnşallah. He. Dediğim gibi almak isteyen olursa Instagram üzerinden de bana mesaj atabilirsiniz. Cüzi bir miktara satacağız arkadaşlar. Şimdilik görüşürüz. Abi Türkçe biliyor musunuz? İyi misin abi? Ben de iyiyim. Abi bundan bir şey yok. İyiyim ya. Abi. Eyvallah. Limonata verin. Limonata. Bu ne? Şimdi ben alacağım da bu ne? O belirli. Bunlar içen yağınla. Yok yok. Bu içinde ne var? Onun içinde şu veren reyhan tohumu. Reyhan tohumu. Bunda ne var? Limon. Limon var. Zencefil var. Zencefil. Bu? İncir. İncir. He. İncirin şeyini yapmışlar. Böyle buz koymuşlar. Bildiğin suyunu içiyor. Bu neydi? O şu veren. Şerbet gibi bir şey mi? He, ben bunu merak ediyorum ama. O karaciğeri. Abi bir şey söyleyeyim mi? Bana şundan biraz ver ben bundan alayım. Olur. Ben onu bitiririm direkt onu ver. Ne kadar? Fiyatı. Fiyatı ne kadar? Fiyatı. Fiyatı ne güzel abi. 5 TL. Tamam sıkıntı yok. Sistem böyle çalışıyor. Şöyle abi aşağıdan bir şey yapıyor. O karıştırıyorsunuz değil mi abi böyle? He böyle aşağıdan karıştırıyor. Tam aşağıdaki şeylerin yükselmesi için. He bu hale geldi. Şöyle bir şey. Değişik bir tadı var. Elinle göster. Parmak. Adam seviyorsun çukuru. Kimi hepsini tanıyor musun? Yamaç Koçovalı değil mi? Başka İdris Baba şey vardı. İdris babamız abi, neydi? Bu kargaşa döviz kargaşası arkadaşlar. Dolar falan ayaküstü işiyorlar. Bize TL var gelip dolar yapacağız. Şöyle hepsi bildiğin şey dövizci. Şimdi şöyle bir menemen, şöyle ekmekleri var, şöyle bir ayran. Buranın hesabı 20 lira arkadaşlar. Sizce de uygun değil mi? Mekan böyle bir yer. Balık. Ton balıklı menemen. Omlet. Ton balıklı omlet. Yumurta karacak mısın abisini? Şöyle bir değişik bir şey de vardır. Yumurta yapıları bulmuyor. Harun yumurtalısı da olabilir. He, bu sadece böyle. Böyle tutuyor. Anladım. Bu ne kadar abi? Bu da hashtag. HD 80. Bu da 40 lira arkadaşlar. Ton balıklı. Abi kolay gelsin. Bir de adova olur. He o ne? He baharat bu kimyon. Doğru. Kimyon. İsmi ne? Adova. Tam birer daha. Neydi? Sarı çöğü. Zafran. He zafran. Safranı bütün yemeklerde kullanıyorlar. Evet. Kahvaltıda da var. Evet. Bütün yemeklerde var safran. Bu pahalı mı safran? Bu ham. Safran pahalı. Evet. Arkadaşlar bütün yemeklerde safran kullanıyorlar. Biraz acı bir şey. Bir de şöyle ince ekmekleri var. Evet, bu da lavaş. Bu lavaş diyorlar siz. Biz lavaş diyoruz. Lavaş ekmeği. Şöyle evet. Lavaş ekmeği. Bunu da yemeğin yanında veriyorlar. Şöyle kare şeklinde. He o dikdörtgenmiş. Tamam sıcak güde. Abi kolay gelsin. Allah aziz eylesin.
Arkadaşlar, Tebriz macerasının sonuna geldik. Ya çok büyük bir şehir de, böyle sanki bizim İstanbul'un 50 yıl gerisinde kalmış duruşu. Bak böyle yollar bozuk, araçlar böyle düşük model. Ama insanlar çok iyi. Yani bizim Türkiye'deki 50 yıl önceki insanlar gibiler. Yani şey olarak diyorum, insani olarak diyorum. Ya tabii ki de herkes kötü değildir ama çok karşılaştığım insan böyle çıkıyor bazen. Yarın da inşallah saat akşam saati tam, daha bilet almadım. Bilet aldığım zaman burada otobüsler çok ucuz bu arada. Mesela sizin böyle anlayacağınız şekilde bir söyleyeyim. İstanbul'dan Şırnak'a yaklaşık 200 liraya gidebiliyorsunuz. Yani normalde ben otostopla geziyordum ama yaklaşık belki 1000 kilometre üzeri bir yolculuk yapacağım. Böyle bir fiyatım vermesi yani. Gerekirse uykumdan şey yaparım. Yine şey yaparım, o otobüse binerim. Hem otobüsü gösteririm size, hem de güzel bir macera olur. Yarın inşallah güzel bir yere gideceğiz. Bakalım, sürpriz olsun size. Şimdilik görüşürüz. Videonun sonuna geldik bu arada.